Evet, bugünkü konumuz kul hakkı nedir? Kul hakkı neleri kapsar? Ahirette kul hakkı nasıl ödenir? Bu aslında önemli bir konu. Şimdi kul hakkı nedir? Dünyada birçok kişiyle ilişkilerimiz oluyor. Onlara bazen farkında oluyoruz, bazen olamıyoruz. Haklarımız geçiyor. Yani biz birinden borç almış, ödememiş olabiliriz. Veya birine bir iş yaptırmış, onun beklediğinin çok altında bir ücret vermiş olabiliriz. Veya birine söz verip o sözümüzü tutmamış olabiliriz. Veya buluşma gününü kaçırsan bile, buluşma saatini kaçırsan, geç gelsen bile kul hakkı geçer yani. Onun için burada kul hakkı herkesin birbirine geçer. Burada insanlar, inananlar, inanmayanlar, değişik değişik inançlara sahip olanlar, herkesle, her türlü insanla da iş yapabiliriz, ilişkimiz olabilir, karşı karşıya gelebiliriz. Zaten karşılaştığımız insanlar mutlaka bizim o insanlarla sınandığımız insanlar oluyor. Yani bunlar bizim sınavımız oluyor. Ve onlara karşı davranışlarımızdan sorumlu olacağız. Ve ilişkilerimize de eğer birbirimize hakkımız geçmişse, bunun mutlaka dünyada yaşarken ödenmesi gerektiğini söylemiş alimlerimiz. Neden bu? Çünkü buradaki ödeme kolay oluyor ama aslında bize çok zor geliyor. Yani bir yerden borç aldık, ne bileyim hakkımız geçti, hiç aklımıza bile gelmiyor. Gelse bile sonradan diyoruz ki ya bu kadar para ödenir mi falan, şimdi boş ver. O zaman o günlerde benim işim bozulmuştu, batmıştım ama şimdiden kendimi toparladım ama şimdi bu kadar da param var ama şimdi ona versem olur mu? Boş ver. Bu para gene lazım olur bana falan filan. Böyle çok değişik şeylerle insanın nefsi bunu zorlaştırıyor ve ödememe yönünde insana motivasyon veriyor. İşte burada aslında bize bu zor gelen işin, İslam alimleri diyorlar ki aslında bu işin en kolay kısmı. Sen oraya gittiğin zaman aslında çok büyük bir yükle karşı karşıya kaldığını görebilirsin. Burada bizim vermiş olduğumuz değerlerin gücü de önemli değil. Mesela 10 milyon lirayla 10 lira arasında pek fark olmayabilir ahiret açısından. Belki o 10 liradan o hak, bizim hakkımızın geçen kişi çok daha fazla etkilenmiş olabilir. 10 milyon liradan belki o kişi daha güçlü bir kişidir. Pek o kadar etkilenmemiş olabilir. Yani biz o 10 lirayı ödememekle, onu küçümsemekle o kişiye aslında bize göre küçük ne olacak 10 liradan falan deyip ödememezlik yapmayalım. O kişi o 10 lira olmadığı için çok büyük badirelere girmiş olabilir. Yani parası 10 lira eksik olsa mesela, bu öyle bir şey var ki şimdi sana deseler ki mesela 5000 liraya bir şey alacaksın ama 4990 liran var. Adam da en son pazarlık yaptığın fiyat 5000 lira olduğu için kabul etmiyor. Onu alamıyorsun ve ona ulaştıramıyorsun. Bu çok gerekli. Senin aileni o gün için ayakta tutacak çok önemli bir şey de olabilir. O 10 lirayı biz o arkadaşımıza ödemediğimiz için o onu alamamış, orada işini görememiş olabilir ve ondan çok etkilenmiş. Hatta belki evinde kavga dövüş çıkmış. Belki çocuklarıyla, ailesiyle arası bozulmuş ve hayatı alt üst olmuş da olabilir. Onun için biz buradaki değerlendirmemizi kendi bakış açımıza göre yapıyoruz ve kendi bulunduğumuz konuma göre yapıyoruz. Ama aslında karşı tarafın bundan ne kadar, nasıl etkilendiğini, nasıl zorluk içerisine girip girmediğini de bilemiyoruz. Onu ahirete gittiğimizde karşımıza çıkacak ve göreceğiz. Yani burada şunu söylemek istiyorum. 10 milyon lira borç, 10 lira borç, 2 tane borçtan ahirete gittiğimizi düşünelim. 10 milyon lira borç bize fazla ahirette yük çıkartmamış olabilir. Ama 10 lirayı öde öde bitmeyecek bir borç halinde görebiliriz. Şimdi burada ahiretteki durumda şöyle bir şey var. Çünkü burada biz her türlü insanla alışverişe girip ilişkiye girebiliyoruz. Alacak verecek ilişkisine girebiliyoruz. Miraslarda böyle şeyler olabiliyor. İşte tarlalar birbirine geçiyor, geçmiyor. Aldın, verdin, ödedin, ödemedin, unuttun, unutmadın. Bir sürü olay olabiliyor. Bunlar ahirette o kişi inanıyordu, inanmıyordu falan diye değerlendirilmez. Şöyle oluyor.
Eğer karşında inanan bir kişi çıkıyorsa, ona borcun varsa, o senin günahlarından alır. Ondan sonra, pardon, günahlarından diyorum, sevaplarından, tam yanlış söyledim, sevaplarından alır. O sana da günahlarını verir. Aynı ilişki aslında inanmayan kişide de olur. Mesela diyelim ki cehenneme gitmeyi kesinleştirmiş olan bir kişiyle olan alışverişimiz. Yani oraya gittiğimiz zaman Allahu Teala bize demez ki bu insan cehennemlik, senin bununla çok borcun var ama ben bu borcu siliyorum demez. Ondan da hesaplaşman gerekiyor. Ondan nasıl hesaplaşacaksın peki? O da kendisini cehennemden kurtarmaya çalışıyor. O da diyecek ki ben alacağıma karşı onun şu kadar sevabını istiyorum. Şimdi sen o zaman gittin, bir sürü sevapla da gitmiş olabilirsin. Belki de zannediyorsun ki ben cennete gideceğim. Ama gittin, öbür karşı tarafta inanmayan bir kişi geldi. O senin sevaplarından aldı. Peki cehennemden kurtulabildi mi? İnanmadığı müddetçe kurtulamaz ama cehenneme bile girmiş olsa o senden gelen sevapların ona getirmiş olduğu faydayla o cehennemde belki de hiç az azap gören bir bölgeye yerleşebilir veya belki de o cehennemin o kadar kargaşasından etkilenmeyecek bir cehennemin içinde kalmış olsa bile rahat bir hayata senden aldığı sevaplar yüzünden kavuşabilir. Yani bunu böyle değerlendirmek lazım. Karşı taraftaki kişi zaten inanmıyordu, ateisti, ne olacak? Ona borcum olsa ne olacak falan filan dememek lazım. Burada kul hakkı çok önemlidir. Karşındaki kişi inançlı da olsa, inançsız da olsa ki biz onu zaten dünyada o anda gördüğümüz görüntüye göre değerlendiriyoruz. Bu kişinin ölümüne yaklaşık veya öldüğü anda durumunun ne olduğunu da bilemiyoruz. Belki de tövbe etti, direkt cennete de gidebilir. Biz onu ateist diye değerlendirmiş olabiliriz. Karşımıza dipdiri Müslüman bir insan çıkabilir ahirette. Ama diyelim ki cehennemlik bile olsa bu şekilde bir alışveriş olacak. Hatta şöyle bir şey olacak. Eğer senden alacağı sevap bulamazsa o zaman da diyecek ki benim şu kadar ton günahımın yükünü ona vermek istiyorum diyebilir cehennemlik bir şey. O kadar günahından da kurtulduğu zaman inançsız olsa bile yine cehennemin daha makul bir köşesinde o hayatını sürdürmeye devam edebilir. Sana yüklemiş olduğu günahları sebebiyle. Şimdi bunu bu şekilde düşünmek lazım. Yani küçük para, az para, çok para dememek lazım. Kul hakkını mutlaka ödemek lazım. Bir yerden bir şey aldın, sende kaldı. Yani arkadaşının çakmağını aldın, sende kaldı. Veya çok çeşitli olabiliyor. Bu kurumlara karşı da olabiliyor. Mesela gidiyorsun, akbil basmadan geçtin veya nasıl anlatayım? Yani geçen gün mesela benim başıma geldi. Yayın evine gidiyordum. Yayın evinden kitap alacaktım. O da beni Marmaray'ın içinde karşıladı. Ve dedi ki hiç oradan inmeden al kitapları vereyim, geri dön aynı parayla. Ben aynı yaptım geldim ama Üsküdar'a geldikten sonra düşündüm. Dedim ki benim bir gidiş bir de dönüş ödemem gerekiyordu. Aslında ben buradan inmedim ama bir işimi görmüş oldum. İşimi gördüğüm için bu parayı ödemem gerekiyordu. Mesela bu bir kuruma karşı yapılan bir şey. Aslında bu daha da tehlikeli. Yani orada 2 lira, 3 lira, 5 lira neyse orada bir akbil basacaksın, geçeceksin ama nefis diyor ki sana boş ver basma bunu karındır. Şimdi orada 5 lira kâr edeceğim diye aslında orada farkında olmadan bütün bir İstanbul nüfusunun hakkı olan bir şeyi o 5 liraya almış oluyorsun. Ahirete gidince şöyle bir şeyle karşılaşabilirsin. Karşına 20 milyon kişi çıkabilir. Ve 20 milyon kişi senden hepsi de o akbil parasını kendine düşen payı karşılığında senden şu kadar sevap isteyebilir. Sevapların biterse benim şu kadar günahımı alsın yüklensin diyebilir. Şimdi böyle durumlarla karşılaşmamak için çok hassas olmak lazım. Onun için ben diyorum ki bu kul hakkı aslında Allah'ın mutlaka bireysel olarak karşılıklı ödenmesi gereken bir şey olarak karışmadığı bir noktadır. Karışmadığı derken adaleti sağlamak için karışıyor ama kendisi devreye girip de ben onun sendeki hakkını affettim demiyor. Belki böyle de yapabilir. Ama yaparsa o kişiye de mutlaka hakkını verir. Eğer zaten senden razı olmuşsa, sende de pek fazla bir şey yoksa, senden alacağı sevaplarla sen cehenneme girmek zorunda kalacaksan
ve Allah da seninle murat ediyorsa, hiç cehenneme girmeden ben bunu cennete göndereyim diyorsa, evet sana özel bir muamele yapabilir, ama burada şunu yapabilir, mutlaka diğer alacaklı olan kişinin hakkını o öder. Mutlaka ona ulaştırır. Yani burada kaçamağı yok bu işin. Mutlaka ödenmesi gerekiyor. Özellikle çok böyle kurumsal konularda, kurumsal konulardaki ilişkilere dikkat etmek lazım. Yani devlet kurumları, çünkü hatta mesela PTT şu bu falan gibi, başka mesela jeton atıyorsun telefona, ondan sonra jetonu alıyorsun bir daha atıyorsun. Böyle eskiden bizim arkadaşlar yapardı yani. Hani ip bile sallamadan bazen makine bozuk oluyor ama sen konuşmuş oluyorsun. Tak kapatınca jeton düşüyor. Onu alıyorsun, ondan sonra bir daha konuşurum diyorsun. Şimdi bu bir jeton var ya, 85 milyonun hakkı oluyor onda. Yani bu da çok acayip bir şey. Para küçük büyük dememek lazım burada ve buna çok dikkat etmek lazım. Bu kul hakkı böyle bir şey. Neleri kapsıyor? İnsanlarla olan bütün ilişkilerimizi, kurumlarla olan bütün ilişkilerimizi kapsıyor. Hatta birine kötü bir laf söyledin, kalbini kırdın, onları da kapsıyor. Birini bir işe zorladın, onu istemediği bir konuda. Sen o gün yönetici pozisyonda olabilirsin, başka bir şey de olabilirsin. Birinin işini zorlaştırdın. Ona haksızlık yaptın, alması gereken paradan daha az ücret ödedin falan. Değişik değişik bunun versiyonları var. Aklınıza ne gelirse gelsin, insani ilişkilerde ve bizim kurumlarla olan ilişkilerimizi, yani birçok insanın hakkı olan müesseselere karşı yaptığımız ilişkilerde buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kuruşuna kadar ödememiz gerekiyor. Ama bunda tabii muvaffak olamıyoruz. Çoğu zaman da böyle şeyler kalıyor. İşte orada Allah'ın affına sığınıyoruz. Ama bu nasıl ödenecek? Burada ödenirse çok kolay. Bunda nefis beni zorluyor, bunu zor gösteriyor desek bile, bunu zorlansak da ödemek lazım. Yani dualarda da şöyle dua etmek lazım. Allah'ım bana nefsime kolay göster. Borçlarımı ödemeyi, insanlara olan borçlarımı ödemeyi, kurumlara olan borçlarımı ödemeyi. Mesela vergi borcuyla gitmemek lazım. Bu da çok acayip bir şey. Bütün bir ülke ahalisini, hatta gelecek nesillere bile sarkan bir şeydir bu. Yani senin vergi borcun az olabilir, çok olabilir. Ama işte bu çok önemli bir nokta. Yani burada dualarda bile Allah'ım benim borcum az da olsa çok da olsa bana bunu ödemeyi imkanını ver ve kolaylaştır bunu nefsime diyerek dua edersek, inşallah herkes kul hakkını buradan ödeyerek tertemiz öbür tarafa gider. Hatta orada belki de bir gramla kurtarma imkanı bile olabilir. Yani onun için başkasından alacağımız olsun ama borcumuz olmasın. Başkasına bizim kul hakkımız geçmemiş olsun, onun bize geçmemiş olsun. Yani onun bize geçebilir. Yani biz şöyle söyleyelim. Yani başkasından alacağımız olsun, üstüne düşmeye fazla gerek yok. Ama borcu olmamasına çok dikkat etmek lazım. Başkasında kul hakkı bırakmamaya çok dikkat etmek lazım. Bu özellikle yakın akrabalara karşı olan davranışlarda, özellikle anne babaya, yani onlara gereken hürmeti, saygıyı. Tabii bu yapabiliyorsak, yani ayrı ayrı şehirlerde oluruz, başka başka yerlerde, mecburen hayat mücadelesi içinde bunlar olabilir. Ama eğer imkan var da yapmıyorsan, burada da bir hak geçiyor. Çünkü anne baba hakkı hayatta ödenemiyor. Onun için onları mutlaka bir karşılık, bir şey gönüllerine hoş edecek şeyler yapmak lazım ki hayır dua ile gitsinler ve hayır dua etsinler ve kendilerini bizden alacaklı olarak hissederek gitmesinler. Biz de o şekilde gitmeyelim inşallah. Kul hakkı böyledir. Daha bunun çok veçeleri var ama bu şekilde bunu da anlamış olalım. İnşallah diyorum. Her şey gönlünüzce olsun.